geldiniz, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gelin gelin, buyurun, şeker deyip şekerleşen, bayram seyran, hanelere huzur veren, gönüllerimizin sultanı, masallarımızın fermanı çocuklar. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah hepinize iyilikler, güzellikler nasip etsin. Bizleri soracak olursanız, hamdolsun. Masallarla katlanıyor, masallarla dans ediyoruz. Her hafta sizlere masal ikramı için çalışıp çabalıyoruz. Bugün yine bir masal hazırladık. Masalımızda üç kardeşin sımsıkı kenetlenmiş, sevgiyle birbirlerine kol kanat germiş üç yiğit bahadır delikanlıyı anlatacağız. Sevgili arkadaşlar, çok uzun zaman önce bir adamın üç oğlu varmış. Üçü de okumuş, akı karadan ayırt edebilecek çağda, kötü kişilerle dost olmayan, kötülük gelecek yerde durmayan kişilermiş. Büyük Bahadır 24 yaşında, ortanca Bahadır 21 yaşında, küçük Bahadır ise 19 yaşındaymış. Günlerin birinde babaları oğullarının başını okşayıp şöyle demiş. Çocuklarım, ben zengin değilim. Sizlere bırakacak hiçbir malım servetim yok. Benden hiçbir şey beklemeyiniz. Ben öldükten sonra başınızın çaresine bakasınız diye sizlere okuttum. Güzel at koydum, haram lokmayı boğazınıza sokmadım. Üstelik sizlere önemli üç şey kazandırdım. Birincisi, sizleri sağlıklı büyüttüm, kuvvetli oldunuz. İkincisi, sizlere savunma sanatını öğrettim. Hepiniz çok iyi silahşörlersiniz. Üçüncüsü, korkusuzca büyüttüm, bahadır oldunuz. Şimdi de üç tane nasihatim var. Söyleyeyim, kulaklarınıza küpe olsun. Evvela, doğru olunuz ki kaygısız olasınız. Kendinizi beğenmiş olmazsanız utanmazsınız. Tembel olmayınız ki bahtsız olmayasınız. Kalanlarını kendiniz bulunuz. Ben sizlere karatayı, kulatayı, göktayı, eğer takımlarıyla birlikte hazırladım. Heybelerini bir haftalık yiyecekle doldurdum. Dünyayı tanımayan dünyalı olmayasınız. Talih kuşunu yakalamak için talih avına çıkıyorsunuz. Seferiniz tehlikesiz olsun, yolunuz açık olsun, Rabbim her daim sizinle olsun. Hoşçakalın çocuklarım, demiş. Üç kardeş sefere hazırlanmış. Sabah seher vakti atlarına binip yola düşmüşler. Atlarından inip karınlarını doyurmuşlar, geceyi bu ormanda geçirmeye karar vermişler. Büyük Bahadır, burası insan ayağı değmeyen bir orman, yolda yorulduk, uyuyup kalırsak iyi olmaz. Geceyi üçe bölüp sırayla nöbet tutalım, demiş. Peki, demiş kardeşleri. Büyük kardeş ilk nöbeti almış, diğer ikisi uykuya dalmış. Ortalık sessizmiş, ay ışığı varmış. Büyük Bahadır yatmış, bekliyormuş. İyice geç olmuş. Bir ara ormanın içerilerinden bir hışırtı duyulmuş. Bunların geceledikleri ormanın öbür tarafında bir aslanın yuvası varmış. İnsan kokusu alan aslan yavaşça yuvasından çıkmış ve Büyük Bahadır'ı görmüş. Aslanın tüyleri kabarık, iri gözleri pırıl pırıl, tırnaklarının her biri büyükçe bir rendeye benziyormuş. Bahadır, kardeşlerim rahatsız olmasınlar deyip kampın tersi yönüne doğru koşmuş. Koştuğu yönde büyük bir uçurum varmış. Onu gören aslan arkasından koşmuş. Tam üzerine atıldığı sırada Bahadır havada uçarcasına takla atarak aslanın üzerinden aşmış. Aslan o hızla uçurumdan aşağı yuvarlanmış. Büyük Bahadır aslanın düştüğü yere inmiş. Cansız yatan aslanın yelesini kesip heybesini asmış. Sonra hiçbir şey görmemiş gibi kardeşlerinin yanına gelip oturmuş. Kardeşleri de sırayla nöbet tutmuşlar. Akşam olmuş, yüksek bir dağın eteğine varmışlar. Dağın eteğinde bir mağara olup orada yılanların padişahı Ejderha Sultan yaşıyormuş. Ejderha Sultan'dan habersiz olan bahadırlar burada konaklamak istemişler. Atlarını bağlamışlar, tımar edip yem vermişler, karınlarını doyurmak için de oturmuşlar. Sonra yine geceyi üçe bölüp sırayla nöbet tutmaya başlamışlar. Önce Büyük Bahadır nöbet tutmuş, sıra ortanca Bahadır'a gelmiş.
Gece ay ışığı varmış, her taraf sessiz. Bir ara mağaranın içi aydınlanır gibi olmuş. Sonra bir ses duyulmuş, ortanca Bahadır dikkatlice bakmış ki başı küp gibi, uzunluğu tomruk gibi ejderha mağaradan çıkmış geliyor. Ortanca Bahadır, abim ve kardeşim rahatsız olmasınlar deyip çeşmenin başından öteye kaçmış. İnsan kokusunu alan ejderha, ortanca Bahadır'ın arkasından kovalamış. Ejderha tam ulaşıp hücum etmişken Bahadır kenara kaçmış ve ejderhanın kalbine kılıç indirmiş. Sonra pullu derisinden bir parça alıp kesesine eklemiş ve hiçbir şey olmamış gibi nöbete dönmüş. Hemen nöbet değiştirmişler. Evet arkadaşlar, yine gece bitmiş, tan ağarmış, üç kardeş güneş çıkar çıkmaz yola düşmüşler. Dağlardan aşıp, çöllerden geçip güneş batarken bir tepeliğe ulaşmışlar. Atları bağlayıp karınlarını doyurmuşlar ve geceyi burada geçirmeye karar vermişler. Yine nöbet tutmaya başlamışlar. En son sıra küçük Bahadır'a gelmiş. Gece her taraf kapkaranlıkmış. Küçük Bahadır abilerini uyutmuş, tepelikte dikkatlice nöbet tutarken birden rüzgar esmeye başlamış ve yanan ateşi söndürmüş. Küçük Bahadır iyi olmadı demiş ve tepenin zirvesine çıkıp dört tarafa göz gezdirmiş. Gün batımı tarafında cılız bir ışık görmüş. Atını koşturarak hemen o tarafa gitmiş. Işık şehrin etrafını saran ırmağın kenarındaki bir evden geliyormuş. Evin penceresinden baktığında haydutların şehre saldırma planından haberdar olmuş. Vakit dar ve abileri uyuyor, onları riske bıraktığını düşünerek geri dönmek istemiş. Küçük Bahadır, acaba ne yapsam, dönsem mi? Hayır, bu iş yiğitliğe yakışmaz diye düşünmüş. Haydutları takip etmiş, haydutlar altından azgın suların aktığı şehrin ana kapısına açılan köprünün başına gelince durmuşlar. Köprünün kanatlarının açılması gerekiyormuş ki şehrin içine girebilsinler. Haydutların başı bunun için kısa bir toplantı yapıp plan kurmuş. Bunu fırsat bilen Küçük Bahadır uzun bir sırık bulmuş, sessiz ve çevik bir hareketle sırıkla köprünün diğer ucuna atlamış. Hemen köprünün kanatlarını indirmeye başlamış. Haydutlar köprünün kanatlarının açıldığını görünce bunun bir fırsat olduğunu düşünüp hemen köprüye doğru atlarını sürmüşler. Köprünün tam ortasına geldiklerinde Küçük Bahadır köprünün kanatlarını hızla kapatmaya başlamış. Neye uğradığını anlayamayan haydutların hepsi azgın ırmağa düşüp boğulmuşlar. Küçük Bahadır haydutların evde bıraktıkları eşyaların içinden bir kamçı almış, sonra şehrin kapısına giden köprüye yönelmiş. Tekrar sırıkla köprünün diğer ucuna atlamış. Görkemli saray artık gözlerinin önündeymiş. Üç tarafta üç kapı. Küçük Bahadır karşıdaki odaya doğru ilerlemiş. Muhafız horlayarak uyuyormuş. Elinden anahtarı alıp kapıyı açmış, içeriye, orta odaya girmiş. Sevgili çocuklar, laf aramızda, cesaretine de hayran kaldık şu Küçük Bahadır'ın, değil mi ama? Evet, karşısındaki üç kapıda çok kısa süre duran Küçük Bahadır, birinci kapıdan büyük bir odaya girmiş. Yere tüy halılar döşeliymiş. Avize şamdanlarda yüzlerce mum yanıyormuş. Ortadaki gümüş çardakta ise peri gibi bir kız atlas yorgana sarılmış yatıyormuş. Ay gibi yüzünü titreyerek yanan muma çevirmiş uyuyormuş. Küçük Bahadır kıza bir an göz atmış. Sen büyük abimin baht kuşusun demiş ve kar gibi bembeyaz, pamuk gibi yumuşak parmağından altın yüzüğünü çıkarıp almış. İçeri nasıl girmişse öylece geri dönmüş. Burada ne var deyip ikinci odaya girmiş. Bu odanın da her tarafı, duvarlar ve yerler halılarla döşeliymiş. Altın kazıklara asılı pahalı elbiselere varıncaya kadar her
her şey yemyeşilmiş. Avizelerde yanan mumlar da yeşil ışık saçıyorlarmış. Ortada gümüş bir çardak. Bu çardağın ortasında ortanca abisinin yaşlarında bir kız yatıyormuş. Ay güzelliği benden dese güneşin hayır benden deyip tartışacağı kadar güzel olan kız ipeklere sarılmış titreyerek yanan mumu seyrediyor gibi uyuyormuş. Küçük Bahadır içinden sen ortanca abimin baht kuşusun deyip sessizce kızın kolundan bileziğini almış. Sonra girdiği kapıdan tekrar dışarı çıkmış. Yavaşça üçüncü kapıdan da içeri girmiş. Bu odanın her tarafı kıpkırmızıymış. Kırmızı ipek halı üzerine kırmızı ipek minderler seriliymiş. Kırmızı avizelerde yanan sayısız mumlar kırmızı ışık saçıyorlarmış. Ortadaki gümüşe benzeyen çardaktaysa kendi yaşlarında bir kız yatıyormuş. Onun için güneş gül, ay elma topluyormuş. Küçük Bahadır içinden sen benim baht kuşumsun demiş. Gözlerini dikmiş, kıza baka baka güzelliğine doyamamış. Küçük Bahadır kızın sağ kulağındaki altın küpesini özenerek çıkarıp almış. Bunlar padişahın kızlarıymış. Bahadır geldiği gibi geri dönmüş. Karanlık gecede küpenin yakut taşı yolunu aydınlatıyormuş. Kapı görevlisi hala uyuyormuş. Bahadır kapıyı kilitleyip anahtarı görevlinin eline tutuşturmuş, şehir meydanına gelmiş, şehre giriş kapısına açılan köprünün kanatlarını indirip köprüden yürüyerek atının yanına gitmiş, hızla atını sürüp abilerinin yanına gelmiş. Abilerinin hala uykuda ve sağlıklı olduklarını görünce derin bir nefes almış. Neyse efendim, nöbete devam etmiş. Tan ağarmış, sarayın kapıları şakırdayarak açılmış, üç kardeş atlara binip yola düşmüşler. Hemen şehre girip meydandaki hana konuk olmuşlar. Bir masaya oturmuş dinleniyorlarmış. O esnada meydanda elinde davul güm güm çalarak padişahın fermanını halka duyuran tellalın sesi sarmış her yanı. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Bayat balıkla yoğurt sakın ola yemeyin. Un yalayan uncular, et döven kasaplar, pazardaki attarlar, kulak verin iyice. Duymadım demeyin, padişahımızın buyruğu, kara eşeğin kuyruğu diyerek başlamış padişahın isteğini halka duyurmaya. Tellal, haydutların azgın ırmakta boğulmaları ve haremde üç önemli şeyin kayboluşu hakkında haber salıyor. Bu işi yapan Bahadır'ın kimliği hakkında büyük küçük herkesin haber vermesini istiyormuş. Şehrimizde böyle bir iş yapabilecek Bahadır'ın bulunmadığını bilen padişahımız nerede misafir ise saraya getirilsin diye emir buyurdu. Han sahibi büyük Bahadır'ın kulağına eğilip padişahın sorularıyla ilgili bilginiz olabilir. Saraya giderseniz bana büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Lütfen saraya gidiniz demiş. Bunu duyan Büyük Bahadır şaşırmış, olayı kardeşlerine anlatmış, üçü birlikte saraya gitmişler. Yolda padişahın habercisi Bahadırlara, "Padişahımız tellalın sorduğu sorularla ilgili bildiklerinizi öğrenmek ister." demiş. Büyük Bahadır, "Yolumuzun üzerinde ne gördüysek doğrusunu söyleriz." demiş. Neyse efendim, üç kardeş saraya gelmişler, padişahın huzuruna varmışlar. Büyük Bahadır aslan olayını anlatıp heybesindeki yeleği ortaya atmış. Ortanca Bahadır ejderha sultanı nasıl öldürdüğünü anlatıp nişane olarak kesesindeki pullu ejderha derisini ortaya atmış. Küçük Bahadır üçüncü gece yaşadığı hadiseyi anlatmış, haydutların yaptığı kamçıyı ortaya koymuş. Padişahla vezirleri bütün sırları öğrenmiş. Padişah Bahadırların akıllarına, idraklerine ve cesaretlerine hayran kaldığını söylemiş. Söylediklerinizin hepsi doğru. Onun için sizleri çok beğendim. Sizlerden bir isteğim var değerli misafirler. Kulak verin demiş. Söyleyin demiş Büyük Bahadır. Eğer makul bir şeyse emrinize hazırız. Üç kızım var, oğlum yok. Burada kalınız. Kızlarımı sizlere verip evlendireceğim.
bütün şehre büyük bir düğün düzenleyeceğim. Söyledikleriniz çok güzel demiş Büyük Bahadır. Lakin biz şehzade değiliz. Kızlarınızla nasıl evlenebiliriz? Zengin de değiliz. Sizin varlığınız padişahlıktan gelme. Biz ise fakiriz. Padişah, ben memleketin hakimiyim. Sizin gibi Bahadırları büyüten baba benden aşağı mı? O benden daha zengin desem doğru olur. İşte ben önünüzde yaşlı gözlerimle sizlere yalvarıyorum. Kızlarımı büyük şahlara, şehzadelere veremeyeceğim. Sizlere vermeye razıyım. Sizleri vezir yapacağım. Üç kardeş razı olmuşlar. Bahadırların vezir olmasını çekemeyen eski vezirler sürekli haince planlar kurmaya başlamış. Günlerden bir gün padişah gölgelik bir yerde yatarken dereden büyük bir yılan çıkıp onu zehirlemek istemiş. Küçük Bahadır onu görünce kılıcıyla yılanı öldürmüş ve kılıcını kınına sokarken padişah uyanmış. Tabii Küçük Bahadır'ın kılıcı kınına soktuğunu görünce içinden kızımı vermeme, vezir yapmama kanaat etmeyip beni öldürerek yerime padişah olmak istiyor diye düşünmüş ve bunu gizlice eski vezirine söylemiş. Sürekli bir fitnelik arayan kötü kalpli eski vezir, böyle değerli kızlarınızı bize hiç danışmadan iyi terbiye görmüşler diye bu misafirlere verdiniz. İşte sonuç, er geç bir gün o sizi mutlaka öldürecek diyerek padişahı Bahadır aleyhinde kışkırtmaya çalışmış. Bu konuşmaları Allah'tan padişahın küçük kızı duymuş da hemen müdahale etmiş. Efendi babacığım, bu eski veziriniz eşimin size karşı kusuru olduğuna inandırmaya çalışıyor ama lütfen önce eşimi dinleyin, olayı anlatsın, belki sizin fark etmediğiniz şeyler olmuştur. Padişah kızına hak vermiş ama Küçük Bahadır'ın savunmasını Ulular Meclisi'nde dinlemeye karar vermiş. Ulular Meclisi toplanmış, meclis başkanı Küçük Bahadır'a suçlamayı yöneltmiş. Bahadır, kendini aklandırmak için ne delilin var? Küçük Bahadır, herkesi padişahın dinlenme yerine götürmüş, öldürdüğü yılanı sakladığı yerden çıkarıp göstermiş ve işte demiş, benim için eşimin de babasının da canı çok kıymetlidir. Onun canını kurtarmak da benim boynumun borcudur. Ama gördüm ki ben hünkârımızın canını kurtardım. Ama hünkârımız canına kastedeceğimi düşünerek benden şüphelendi. Üstelik iftiracılara da itibar etti. Benim gururum, onurum, aldığım terbiye burada kalmama izin vermez. Artık memleketinizde kalamam. Tabii Küçük Bahadır'ın bu onurlu çıkışına abileri de katılmış. Abiler de onun söylediğini tekrarlamışlar. Affediniz demiş padişah. Hayır, biz alnımızın teriyle dürüstçe, helalinden yaşamaya kararlıyız. Bundan sonra saray insanı olamayız demiş Bahadırlar. Padişah af dilemiş, ağlamış, yalvarmış. Kızlar eşlerine rica etmiş. Bahadırlar da eşlerini kıramayıp sarayda kalmaya devam etmiş. O ülke ondan sonra barış içinde adaletle Bahadırlar tarafından yönetilmeye devam etmiş. Ve masalımız bitmiş. Keşke bitmeseymiş deriz ama bir sonraki masalda yine burada olacağız ya.